Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ebru. Merhaba Ebru. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba Ceren. Ne Ceren? İyi. Sağ Sen nasılsın? Benden değil Ceren. Son 5 arkadaşlar size de söylüyorum. Son 5. Valla gönderdiniz gönderdiniz mesajları. Göndermediniz. Gönderdiniz, hop gidiyor uçak. Ya kimse göndermezse Ebru? Hiç kimse göndermezse. Biz kendimiz kaydeder, kendimiz oynarız, kendimiz çalar, kendimiz oynarız. Ceren. Her hafta yaptığımız gibi. Evet her hafta <laughs> yaptığımız gibi. Ceren'cim hafta demişken hafta nasıldı? Haftan iyiydi herhalde. Bilmiyorum. <laughs> ee, şey yani gerçekten geri kalan herkes gibi pandemiden ben de sıkıldım. Şimdi bana bir highlight soracaksın Ebru. Öyle hissediyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi geçti herhalde dedin ya. Benim bu haftamın highlight'ı tam bu söz. Ben de şöyle düşündüm. Ya iyi geçti bu hafta ama tam olarak neden olduğunu da anlayamadım. Ama bu iyi bir şey galiba. Yani benim o iyi geçti herhalde den kastım aslında geçen hafta geçen hafta moralim bayağı bozuktu ve ondan hmm. böyle birazcık İngilizlerin dediği gibi recover ettim herhalde biraz daha hani iyileştim. Ha. O yüzden böyle aşamalı olarak kendimi daha iyi hissettiğim günler geçirdim. O yüzden evet ya iyileşmiş olmak yani duygusal olarak iyileşmiş olmak Oh süper. Evet, haftamın highlight'ı bence. Çok güzelmiş. Senin senin de haftan iyi geçmiş. <laughs> iyi geçti herhalde olmuş. Evet yani ben de mesela düşünüyordum. Neydi ya? Aa herhalde buydu yani tam olarak böyle bir şey yapamadım. Budur diyemedim. Parmak basamadın. Çünkü parmak bana parmağını olsun. gösteriyorsun. Evet parmak, parmak gösterdim. Sada mı seyircilerimiz görmedi. Ama mesela ya yani çok şükür bin şükür şu izlediğimiz 74. bölümün biraz eli yüzü düzgün, güzel çekilmiş bir bölüm olmasına sevindim. <laughs> Çünkü geçen benim o CD muhabbeti ben sana söylemiştim işte ah gitti bitti artık eskisi gibi izleyemeyeceğim falan evet. filan. Çok güzel başladı bu bölüm. Böyle hani paralel şey çekmişler ha, evet, sahneler. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. 73. bölümle ilgili bir şey vermek istiyorum. Bilgi. Evet. Yani bizim podcastımızla ilgili. Şimdi bu şey sahnesinde Katya'nın Peyker'e gittiği sahnede senle ben konuşurken arkadan şöyle bir ses geliyor. Belki hatırlıyorsundur. Evet. Onu ama sen bilerek yaptın zannettim. Evet ben, ben onu uyuyacağım. bilerek yaptım. Ama podcast'te anlaşılmıyor. O. Ben orada Katya'nın kapı tıklatmasını yapmıştım. Hani biz bunu o anda heyecanlı bir şekilde konuştuğumuz için sen ve ben <laughs> Biliyoruz ama hani dinleyenler burada böyle bir gürültü kalmış falan diyebilirler. O yüzden Aa, inanılmazsın gerçekten. Çünkü gerçekten öyle yani evet o kapı tıklatma falan diye sen söylerken şimdi benim aklımdan öyle geçiyordu. Evet. Ama evet dinleyicilerimiz için şaşırtıcı olabilir. Ee, teşekkürler caraci <laughs> <laughs> dinleyicilerimize. Deep bu bölüme dönersek sen nasıl bu buldun bu bölümü? Bu bölümü güzel buldum aslında ama o sona yaklaştığını hissettiğin bir bölüm yani. Böyle bir hmm. şey değil. Aşkı Memnu'nun öyle hararetli hararetli bir aşk-ı memnu olduğu bir bölüm değildi bence. E acaba benim güzel bölüm tanımım hani Bihter'in böyle bir iki tane vurucu sahnesi olacak ama Bihter çok Bihter ve Behlül'ü çok öyle mıç mıç böyle aşkları yok bilmem ne entrikalarını falan çok görmeyeceğiz. Böyle birazcık Nefes alacak hmm. şey. Diğer karakterleri göreceğiz falan. Zaten bu bölüme de öyle başlıyoruz. Nikahımızla başlıyoruz. Nikahlarımız. Nesrin ve Rıza Kaptan'ın mutlu günü. Evet. Ee, nikah salonundayız. Ama aynı anda Katya'da Kemal Bey'le tanımadığımız Köstebek biri. Iki. Ha Köstebek 2 değil mi o? Köstebek 2. Ben bir bittiğinden... Tanıdık geliyor o tipi. Köstebek iki. Evet tamam. Hafızam çok kuvvetli olduğu için. <laughs> Katya da onunla evleniyor. Demek ki bu şekilde Katya'yı Katya ülkede tutmaya yardım ettiler. Tabii ki böyle dediğin gibi paralel sahneler görüyoruz. işte Tabii ki Nesrin ve Rıza Kaptan'ın nikahları çok böyle... Heyecanlı, mutlular kabul ediyor musunuz? Evet, alkışlar kopuyor var, falan. Var kalabalık var evet. Ama Katya ve Kemal de öyle değil işte bir iki kişi var. Hilmi Önal ve şey var galiba, Nihat var. Hilmi Önal hatta galiba Katya'nın şahidi ee, mi? Şahidi. <laughs> yani hani böyle iki düğün, iki nikahı biraz karşılaştırmalı gibi paralel görüyoruz. Ee, evet. Tabii ki. Nesrin ve Rıza kaptan da ayağına bas diye bağırılıyor evet. falan. <laughs> Peki kim basmış? E, kaptan basmış. Kaptan çünkü basmış. Behlül ve Nihal de var. E, Ziyagil evi tam kadro demek isterdim ama tabii ki tam kadro değil. Çünkü Firdevs Hanım yok. Zaten hani katılmaz öyle şeylere. Beşir yok tabii hastanede hmm. ve Bihter yok. Evet. Ama Bihter nerede? Bihter o sırada? Beşir'in yanında hastanede. Beşir'in yanına kapıdan giriyor. Böyle Beşir baba ah falan şaşırıyor ve doğruluyor. Evet. Bihter diyor ki yat yat rahatsız olma geçmiş olsun demeye gel. Bence sana saygısından kalkmadı Bihter. Ne işin var burada diye doğruldu. Biker <laughs> o yani. Evet. Sen kendine ne önemli sanıyorsun? Sonra diyor ki iyi görünüyorsun. İşte Nesrin'in nikahındalar, işte Nesrin'in nikahından bahsediyor falan filan. Ee, hani katılamadın ama Nihal'in düğününe katılacaksın umarım. Çok heyecanlılar. Nihal'in ödü kopuyor bir aksilik olacak diye. Seni de nikahında görse çok mutlu olur. O yüzden kendine iyi bak falan. Yani böyle aslında alttan alttan sakın... Nihal'i üzecek bir şey yapma. Aynen öyle. Sakın Nihal'i üzecek bir şey yapma. Elindeki bilgiyi de kendine sakla. Bu yani. Evet. Yani güya hasta ziyareti bir kere bile sen nasılsın diye sormuyor yani. E, monolog sen ya diye monolog. Bir... Monologunu da yapıyor ve odadan çıkıyor Bihter. Beşir, Bihter odadan çıkar çıkmaz böyle bir doğruluyor gerçekten ve pencereye kadar gidebiliyor. Ve Bihter'in bir arabaya binerken arkasından başka bir arabanın hemen yani Bihter'e doğru bakan iki kişiyi görüyor. Bir şey söyleyeceğim en de şüpheli görünen adamı bulmuşlar. Ya bütün bir bölüm boyunca o adamın maceralarını izliyoruz. Bihteri takip ettiğini görüyoruz ama ya en şüpheli görünen insanı da Bihterin peşinde takmışlar. O ikisi hastaneden ayrılıyorlar. E nikah sahiplerimiz de çıkıyorlar artık nikah salonlarından. Katya'nın nikahı İstanbul Teknik Üniversitesi Ispirtuhane Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılmış. Bu sahneyi çok beğendim. Katya ve işte beraberindekiler çıkarken bir sonraki düğünün sahipleri içeri giriyor ve denk geliyorlar ve alkışlamaya başlıyor bir sonraki düğünün sahipleri gelecek olan gelin ve damatı. Ama sanki Katya ve işte beraberindekileri alkışlıyor evet. gibi olmuş. Evet. O güzel, o güzel bir sahneydi ve bütün bunlar 5 dakika içinde oluyor. Yani nikahı, iki nikahı da Bihter ve Beşir'in bu muhabbetlerini 5 dakikada çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Tekrar tebrik etmek istiyorum bu bölüm için. Nesrin'in düğünü de Bakırköy Belediyesi Yunus Emre sahnesinde gerçekleşmiş. Bülent sınavdaymış, gelememiş. Herkes böyle kutluyor, öpüyor falan. Hmm. Kardeşim o kurdelelerde rahat 10.000 TL var. Var mı? Bence var ya. <laughs> 200 liralık kocaman kocaman banknotlar. 2000 9 yılında 10.000 TL iyi paraydı. 10.000 euro neredeyse ya. Hadi 10.000 euro olmasın 9.000 euro olsun. Evet. Çünkü ya neredeyse birebir ya. 1 euro 1.2 TL'ydi. Bahsetme. <laughs> Hiç bahsetme Ceren. <laughs> <laughs> yani güzel bir e, inşallah bir yere atmışlardır evet harcamamışlardır o parayı çok ilginç bir an yaşanıyor yalnız Behlül ve Nihal'in de katıldığını söylemiştik onlar salonun dışına çıkmak için birlikte yürürken şekerlerini aldıktan sonra tabii bir de şeker alıyorlar <laughs> hadi derisi bizim başımıza falan diyor Nihal hatta İki tane kız yaklaşıyor yanlarına. Ay diyor sizinle fotoğraf çekilebilir miyiz? Hani gazetede görüyoruz sizi. Çok beğeniyoruz falan. Onlar da tamam diyor. Fotoğraf çekiliyor ama yani hani böyle bir power couple mı oldu? Evet, birden power couple olmuşlar. Ama ben e, fotoğrafı çeken kız olsam arkadaşıma söylenirdim. Sen neden benim fotoğrafımı çekmedin diye. Çünkü iki kız soruyor, sadece bir kız fotoğraf çektiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki o kız böyle şeydir. Siz benimle fotoğraf çektirdiniz. Ben siz, siz kimsiniz ben Siz kimsiniz fotoğraf... ya? <laughs> Bana gerçek gelen bir sahne oldu. O da Rıza Kaptan arabaya e arabayı bindikten, bindirdikten sonra gelin arabasına diyor ki şoförü sadıç sadıç. Hı. Rıza Kaptanın sadıcı diyor ki. Düğün salonunu süsledin değil mi? Ama bak güzel süsleseydin Trabzon'a re rezil olma olmayayım falan yapıyor. Yani Türk kültüründe böyle memlekete rezil olmamak çok şey olduğu için yani güzel bir nokta olmuş diye düşündüm. Nesringiller düğün hazırlıklarına başlarken Nihal ve Behlül de yarın yapılacak yani bir sonraki günde dava varmış o büyük evet. Hilmi Önal yapılacak dava. Yarın sonuçlanacakmış. Dı 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 Nihal son dakikada ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki baba diyor Behlül'ün yanında söylüyor ama Adnan kararlı. Oradan ayrılıyor. Behlül 3 Haziran'da mezun oluyormuş. Evet bunun bilgisini alıyoruz. Güya okula gidiyor. Evet okula okula sardı diyorlar hatta yani. Mezun evet. olacakken okula sardı. Bu arada Bihter de hastaneden çıkmış. Arabada Firdevs onu bekliyormuş. Firdevsle konuşmaya başlıyorlar. Öğrenebildin mi kasada ne varmış falan filan. Bihter diyor ki öğrenemedim, soramadım o kadar açık. Bu kadar rahat konuştuklarına göre... Pardon sen söyle mesajı. Ben de onu düşündüm. Bu kadar rahat konuştuklarına göre şoför kim yani? Çetin Bey'in şoförü herhalde. Ama o zaman dedim. daha dikkatli olmaları gerekmez mi? Aslında bence herkesin... Bence de. Çünkü şey diyor, kasada ne varmış öğrendin mi diye soruyor Firdevs. Evet. <laughs> evet. Ve ondan sonra diyor ki yarınki davadan konuşmaya başlıyorlar işte. Bir öğrenebilseydik ellerinde ne varmış falan filan. Yani böyle aslında en şey konuları konuşuyorlar. Hassas. Katya da başka bir arabada. Ben zannettim ki damatla aynı arabada gidiyor. <laughs> <laughs> bir Fazla baktık... romantik düşünüyorsun Ebru Bir baktık yanında Nihat varmış Evet. Katya artık seviniyor işte şu işler olur mu bu işler olur mu Bir günde her şeyi halledeceklermiş Evet aynı gün oturma iznini alıyormuş Aynı gün evlendi oturma iznini alıyormuş Vesaire vesaire Türkiye'de yabancı olmak ne kadar kolaymış Tabi gerçekse bu Nihat ama diyor ki ne benim ne babamın hmm. Bu işte hiçbir ilgimiz yok her işini sen kendin hallettin. Kendin evlendin, kendin oturma iznine başvurdun. Bizi unut. Karıştırma diyor. Nihat'ın sevgili eşi ve bence güzelliğinin doruklarında gezen. Peyker'in de başka bir ziyaretçisi var. Behlül azneder. Behlül dedim ki niye gitti yani? Hah yaşa. Aynı şeyi ben de dedim. Çünkü Peyker de anlamıyor yani neden böyle bir evet. olaya giriyorsun. Sedef diye başlıyor çünkü. Sedef olayında parmağın olduğunu biliyorum Peyker. <laughs> Peyker de diyor ki bak diyor bana şov yapmana gerek yok. Hani yarınki dava için söylüyorsan deyince ha belki davayla ilgili Peyker'in ağzından laf almaya çalıştığı için mi acaba geldi Peyker'e? falan diye böyle tehdit falan ediyor çünkü yani bak diyor. Diyor ki ne kazandın Peyker benden intikam almaya çalıştın Peyker'in ondan intikam almaya çalıştığını düşünüyor ama Peyker'e gelene kadar yani evde zaten Firdevs ve Bihter var yani bir gözünün önüne burnunun dibine mi baksan acaba Peyker de diyor bir ki bir de Katya o kadar söylemişken <laughs> yani aynen Firdevs hanım <laughs> ve Bihter yaptı dedi ondan sonra Peyker de diyor ki evliyim ben çocuklarım var mutluyum sen kendi ne zannediyorsun bunlar beni ilgilendirmiyor diyor. O zaman seni ilgilendiren yarınki davadan bahsedelim diyor Behlül. Hilmi Önal'ın kanıtlayabileceği bir şey yok. Nihat da boş yere ipleri koparmasın ziyagillerle. Sonunda zararlı çıkan o olur diyor. Peker de diyor ki yarınki dava seni giden bu kadar korkutuyor? Eğer yoksa ellerinde bir şey bırak Nihat'la Hilmi Bey rezil olsun Bey'le sonra birden diyor ki seni korumaya çalışıyorum. Peyker de diyor ki gerçekten Peyker bence kafan karışmış. Bir çıkışıyorsun bir koruyorsun. Seninle uğraşamam deyip gidiyor. Evet kestirip atıyor. Ya Peyker. ben şey diye düşündüm ben bu konuşmanın içinde olsam kendimi o ana hani o son hmm. konuşmanın evriliş şeyinde kaptırıp şeyi unutabilirdim yani. Bir çıkışıyorsun bir korumaya çalışıyorsun hmm. o noktasını kaçırabilirdim. Peyker gerçekten iyi yakaladı onu diye düşündüm. Böyle hı hı. böyle ufak bir sahneden <laughs> uzun uzun bahsetmiş olduk. Evet ama ben de beğendim bu sahneyi. Hem Peyker'in güzelliği için beğendim. Hem o Behlül'ün artık kontrolü tamamen kaybetmesinden dolayı ben de beğendim bu sahneyi. Hı. Bihter ve Firdevs Nişan taşına gitmişler muhtemelen ve Çetin'e yüzük bakılıyor. Evet. Çetin'e yüzük bakılırken Bihter'e telefon geliyor Behlül'den ve Bihter telefonla konuşmak için. Evet hemen dükkanın önüne çıkıyor. O sırada aşırı şüpheli. Yani gerçekten böyle bir 90'lar aviator gözlük stereotip bir adam bulmuşlar. <laughs> Zaten Bihter de şüpheleniyor. Bu sırada da Behlül şey diyor. Hilmi Önal'ın elinden olduğunu öğrenmemiz lazım. Hilmi Önal'ın elinden olduğunu öğrenmemiz lazım. Bihter. Bihter diyor ki şu an konuşmayalım. <laughs> bir adam bana bakıyor. Evet. Beşir'in bir ziyaretçisi daha oluyor. Nikahtan hemen sonra Matmazel Beşir'i ziyarete gelmiş. Matmazel bölümün başından beri böyle bir nikahtan beri hatta böyle bir gözleri böyle bir dönüyor falan böyle bir düşüncelerde düşüncelerde. Çünkü aslında biz geçen bölümün sonundan bahsetmedik bu bölüme evet. başlarken. Aslında şöyle bitirmiştik Süleyman Efendi, Beşir'in kendisine yadigar bıraktığı anahtarı Beşir'in ölmesini beklemeden Matmazel'e veriyordu. Ve Matmazel şaşırıyor. Ama biz ondan sonra aslında bu bölümün oradan başlamasını bekliyordum ben. Hmm. Ama oradan başlamadı. Nikahlardan başladı. Hmm. Matmazel hastanede Bizim görmediğimiz bu sahneye flashback yaparak devamında ne olduğunu görüyoruz. Matmazel anahtarı almış ve Beşir'e böyle korkak diyor. Evet korkak diyor. Ama bunu kendi diyor. kendine söylüyor yani oradakilere söylemiyor. Ama Cemile de diyor ki, Cemile duyuyor çünkü yani o kadar sessiz söylemiyor. Cemile de diyor ki siz o kasada ne sakladığını biliyor musunuz? Neden korkak dediniz? Matmazel Mademoiselle... cevap vermiyor galiba. Cevap vermiyor ama demek ki Matmazel anlıyor ve biliyor zaten devamında yaptığı konuşmadan da neredeyse yüzde yüz ne olduğunu bildiğini anlıyoruz. Çünkü Matmazel ana dönünce kalp ee, ediyor. O hastane odasında Beşir Beşir'e dönünce Beşir'e dönüp bu anahtarı bana Süleyman Efendi verdi diyor ve Beşir şaşırıyor çünkü planı bu değildi. Beşir gittikten sonra o anahtarı Mazal'e vermesini istemişti Süleyman Bey'in. Verin o anahtarı diyor. Ondan sonra o kasada ne var Beşir diyor. Söyleyeceksin diyor Matmazel ve böyle şey. Şimdi değil diyor sonra falan diyor Beşir böyle ama hani, almak için de hatta böyle eğiliyor ya, uzanıyor evet. falan. Ben ölmeden kimse öğrenmeyecek. Çok yorgunum taşıyamam. Kimsenin umutlarını yok edemem diyor. Kimsenin umutlarını yok edemem deyince şey diyor ki Matmazel. Nihal'den mi bahsediyorsun? Kendine gel toparlan ne biliyorsan söyle. Söyle Nihal diyor. Nihal'in geleceği senin elinde. Gerçekleri bir kasaya hapsetmeye hakkın yok diyor. Ve azarlıyor aslında. Ve Beşir böyle bir gaz anahtarı alıyor ama o hengamede böyle nefes nefesi kalıyor. İçeri hemşireler giriyor falan. Ve elinden anahtarı düşürüyor. Aa, Ve odanın bir köşesine düştüğünü. doğru böyle savruluyor anahtar. Ama Matmazer o sırada odadan çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü müdahale etmek zorunda kalıyorlar beşire. Şaheste ve Süleyman da bu esnada Nihal ve Behlül'ün yeni evine gitmişler. Şaheste'nin güzel bir sahnesi olduğunu düş düşünüyorum çünkü bayağı uzun bir monologla Süleyman'a böyle hislerini anlatıyor. Ama Süleyman da Matmazel gibi biraz şey yapıyor galiba. Tamam tamam hani. Tamam hani geçer. Şaheste ve Süleyman'ın aslında hiçbir şeyden haberleri yokken bu kadar beşirin kasasına şey yapmaları, odaklanmaları diyorsun. evet böyle şey geldi yani ne varsa var yani hani niye kimse Beşir'in kasaya koyacağı bir şey olmadığını düşünüyor? O da saçma Anladım. geliyor bana. Aa güzel bir bakış açısı. Çok doğru. Yani hani Beşir'in özel hayatı mı varmış? Evet yani. <laughs> Gibi bir durum değil mi aslında? Ya belki parasını harcamadı, gitti bir külçe altın aldı. Beşir ama bu muhabbetlerden hiç haberi yok. Ee... Aşırı hasta ve bunalımlı bir çekim tekniği. Bu çekim tekniğini sonra final bölümünde Nihal bunalıma girdiğinde de kullanacaklar. Böyle dönüyor kamera. Öyle kamera mi? Kamera dönüyor. Evet evet yani böyle Beşir'i hasta hasta yatağında. Hatta galiba muhtemelen Nihal de aynı yatağa yatıyor çünkü İtalyan hastanesinde tek bir odayı kapattıkları için ziyagiller. Sonra biz beşirden ayrılıp anahtarı görüyoruz. Anahtar. Ha, evet. Çok evet stratejik bir şekilde. Pardonım böyle <laughs> hafif. Arkasına doğru ha, ucu görünüyor. Düşmüş. Bu esnada ama hiçbir şeyden haberi olmayan, çok da ilgilenmeyen Çetin Bey aslında yarınki ile ilgili endişelendiğini fark ediyoruz. Çetin de az değilmiş ya. Çünkü Çetin böyle güzel bir günde golf oynarken birden Hilmi Önal'ın yanına geldiğini görüyoruz. Allah Allah falan oldu. Meğer randevulaşmışlar. Meğer Çetin çağırmış Hilmi Bey'i. Evet. Ziyagillerin aleyhine ne kullanacaksınız merak ediyorum kendine çok güvenen bir adam görüyorum karşımda. Bu da elinizde bir bilgi olduğunu düşündürtüyor diyor. Hilmi Önal çünkü yok elimde bir şey yok elimde bir şey falan diyor. Hani madem elinizde bir şey yok davayı kaybettiğiniz tüm zararınızı karşılarım. Hilmi Önal yine de kabul etmiyor. Ya aslında evet burada Çetin Özler'in söylediği de bana böyle süper iyi niyetli gelmedi. Çetin Özler de biraz kendi arkasını oluyor yani hani o bilgi sende olmasın bende olsun. Ben de neyle karşı karşıya olduğumu bileyim. Evet evet muhtemelen. Biraz. Bu esnada da ben de şeyi düşünüyorum ya bir insan evladı da bu Katya'ya ne oldu, nereye kayboldu, bu kadar çok bilen bir kadın sırra kadem bastı. Nerede bu kadın diye de sormuyor yani ne Bihter soruyor ne Firdevs Kimse soruyor sormuyor. hatta Hülya ile karşılaşacaklar biraz sonra Hülya soruyor da boş ver diyor Firdevs şimdi ondan bahsedip canımızı sıkmayalım diyor yani bu kadın bu kadar bilgileri bilir, bilirken nereye kayboldu? Yani büyük ihtimalle böyle şey diye falan düşünüyorlar elinde ne parası var ne pulu var pasaportu yok hiçbir şey yok titreyerek diz çökmüş ve böyle ağlıyor y ve yani zaten Firdevs bana dokunmayan yılan bin yaşasıncı olduğu için. Ama Katya'yı bilmiyorlar ki o sırada oturma izniyle halay çekiyor. Te -te 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 -te... Çok diyor. mutlu. Köstöbek 2 Kemal Bey. Siz diyor size de çok teşekkür ederim. Siz de iyi bir para almışsınızdır falan diye böyle bir evet şeyler falan. Ama köstebek diyor ki bu sizi hiç ilgilendirmez. Tabii Evet Nihat da aşırı mutlu bence. Yani kapıdan Peyker'i alıyor ama Peyker bıkmış artık. Evet. Peyker diyor ki yani Lütfen gidelim diyor. Bugün Duruşmayı gidelim falan da beklemeden diyor. bugün gidelim diyor. Nihat da diyor ki şu duruşma bitsin. Ondan sonra gidelim tamam ama sen şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın. İşte Behlül geldi falan diyor böyle anlatıyor. Onlar günü geçirmeye karar vermişken... ...söylediğimiz gibi Firdevs, Hülya ve Bihter de öğle yemeğine gelmiş... Oturuyorlar bir masada ve Bihter yine o aşırı şüpheli adımı <laughs> fark ediyor. Uzakta bir acaba masaya acaba, Ben orada nereye oturduklarını biliyorum demiştim. Ya. Hadi söylememiş miydin? Orası Yeniköy'de bir restoran. Aa. Tabii ki restoranın adını hatırlamıyorum ama biz Serra ile o restoranda oturmuştuk ve Serra'nın kardeşi de yanımızdaydı. Sen de gittik galiba oraya Ebru. Aa, hiç hatırlamıyorum Galiba. ya. Üf, keşke fotoğraf falan çekse, çekseydik şey, orada. Bak, ama o zaman oranın öyle bir yer oldu. Yani oranın aşkı memnuda kullanıldığını bilmiyordum. Biter aşırı şüpheli adamı fark ediyor. Ve diyor ki bak diyor yine geldi bu, a, a, bu adam diyor. Böyle Firdevs böyle hatta bakmaya çalışıyor falan. Dur dur diyor ben şimdi halledeceğim onu. Biter kalkı. Acaba hangimizi takip ediyor? Sizinle burada oturmaya devam mı edecek? Yoksa ben kalkınca benimle kalkıp gidecek mi diyor? Ha. Evet orada bir akıllılık yapıyor değil mi? Evet. O adam da Bihter'in arkasından kalkınca aa bak doğru söylüyormuş falan diyorlar. Bu da ben bu adamdan daha iyi ajanlık yaparım. Yani illa senin Bihter'i takip etmek için Bihter'in gözünün önünde mi olman gerekiyor? İtalyan hastanesinde arabanın dışında bekleme de arabanın içinde bekle yani. Kendini gösterme. <laughs> ya şey gibi benim aklıma da şey geldiğini başka bir film. Geleceğe dönüşte Marty McFly şey yapıyor ya babasını takip ediyor. İşte babanı takip et nereye gittiğini gör falan. Al diyor işte bu telsizi falan veriyorum. İkinci filmde galiba. Yani Marty gidiyor kocaman gözlük şey trench coat böyle takip ediyor yani. Böyle hani hiç diyor fark edilme falan diyor doktor. Bir sonraki sahnede Marty direkt böyle şey doktor evet şimdi babam çıktı takip ediyorum falan. O tip yani adam da gerçekten öyle yani. Yani hani sürekli Bihter'in gözünün önünde <laughs> hani belli ki Bihter restorana gitti. Restoranın kapısında bekle. Gidip Bihter'in karşısına mı oturman lazım yani? Sonra Bihter'in arkasına adam çıkınca Bihter basıyor adamı. Yani evet. o anda diyor ki evet beni takip ediyorsun diyor. Sonra polis çağırın diyor hani Sen kimsin diyor bu arada yani böyle restoranın görevlileri de geliyor falan. Güvenliğe diyor ki güvenlik tutun şunu çabuk diyor. Güvenlik bak adamı kolluyormuş. <laughs> <laughs> Hilmi Önal alçağı tuttu değil mi senin falan filan diyor hatta Bihtar diyor ki şeyde adam ben diyor Ziyagil Holding için çalışıyorum. A -a. Tın 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 tın. Şok. A -a. Zaten hemen bir sonraki sahne Bihter çığlık çığlığı Adnan'a bağırıyor. Sen benim peşime nasıl adam takarsın diye. Haklı. Bir Adnan sen nasıl bir insansın? Bak Adnan'ın bahanesi şu. Bir tek sende değil Bülent ve e, Nihal'de de var. Hilmi Önal'dan çekindiğim için işte birisi size göz kulak olsun koruma. Abi korumasını istiyorsam koruma verirsin dersin ki bu adam seni koruma. Ya arkasında... Ama huzursuz olmanızı da istemedim diyor. Ama yani söylersin. Abi. Sen düşünemiyor evet. musun bunlar fark ederse birisi bizi takip ediyor, korkacaklar. Evet. Zaten hani problemli bir hayatları var. Huzur içinde evet. yaşamıyorlar. Abi sen söylemez misin? Senin iyiliğin için koruma veriyorum. Bak bu adam. Seni takip edecek. Cismi bu Evet Seni tipi bu. Onlar bas bas bağırırken Bülent bu bağırışmadan, evdeki bağırışmadan bir kaçış yolu bulmuş. kendine salona evet. kapatmış. Açmış müziği. Çılgınlar gibi dans ediyor. Helal olsun sana Bülent. Helal olsun. Sen senin kendi Volümüne sağlık. mental sağlığın, duygusal, akli dengen her şeyden önemli. Her şeyden önemli. İyi yapmışsın karşım. Karşım. Ee, <laughs> ama bu huzurunu Behlül ve Nihal bozuyor. Geliyorlar. İşte müziği onlar mı kapatıyor? Bülent mi kapatıyor? Salona giriyorlar o ne yapıyorsun iyi eğleniyorsun bilmem ne falan filan. Behlül o ne yapıyorsun ne ediyorsun diyor ama müziği duyduktan sonra çılgınsın man repliği bu bölümde sarf ediliyor. Çılgınsın man. Davetiyeler basılmış Bülent'e de hatta veriyorlar bir tane davetiye ama Bülent ilginç bir şey görüyor davetiyenin üstünde. Hani 17 Haziran olacaktı olmamış. Bir hafta ertelenmiş. 24 Haziran olacakmış. Çünkü bana sundukları bahane inanılmaz mantıklı geldi ve ben ikna oldum. Çünkü <laughs> çünkü Nihal astroloğa gitmiş. İkisinin tarihlerini vermiş. Ve 24 Haziran, 17 Haziran iyi bir tarih değilmiş. 24 Haziran iyi bir tarihmiş. O yüzden de bir hafta Artık İyi bir tarih değil. Şey diyor, sizin için diyor, şey dönümü diyor yani hayatlarınızın değişeceği tarih gibi bir şey böyle ha. böyle görmüş yani. Orada astroloğu da çok şey yapmamışlar, kötülememişler yani. Bak astrolog bir şekilde bilmiş yani evet. 24 Hazirada. Ha. <laughs> Peki. Ben ikna oldum. Ben olsam ben de ona göre ertelerim. 17 Haziran'da olsaydı Bihter yaşar mıydı? Hadi bakalım muhabbete. Evet sevgili dinleyiciler siz ne diyorsunuz? Bence bence 17 Haziran'da evlenselerdi yine de 24 Haziran hayatlarının dönüm noktası olacaktıysa <laughs> evlendikten sonra belki ortaya çıkardı. Düşünse Kader Emre. Kaçamazsın kaderden. Kader, <laughs> kader. Gerçekten öyle. Bu güzel muhabbetler oluyor ama bağırışmalar salonun içine kadar geliyor. Evet. Ben zaten şaşırmıştım. Bu kadar içeride bağırış çağırış varken nasıl ses gelmiyor diye. Geliyor. Biraz sonra Adnan geliyor yanlarına. Böyle böyle bir durum oldu çocuklar. Sizin peşinize de adam taktı. <laughs> evet. Diyor ki yarın bağırışma arada... var biliyorsunuz. Bir haftadır Ziyagil Holding'in güvenlik görevlilerini sizin peşinize taktım. Bihter de Öğrenince haklı olarak sitem etti. <laughs> bir zahmet. Yani. Behlül yani rahatsız oluyor herhalde. Üst kata kendi odasını çıkarken Behlül Bihter'in odasının kapısının önden geçiyor. Ve Bihter'in ağlamalarını duyuyor ve Bihter hıçkıra hıçkıra evet. ağlıyor. Behlül odaya varınca ve Bihter'i arıyor. Ve Bihter telefonu açıyor ve yine ikonik bir konuşma gerçekleşiyor. İyi misin? Ağladığını duydum. Bu seni niye ilgilendiriyor? Ben... Sen uçuşa uçuşa evlilik hazırlıkları yaparken ben ceza çekiyorum hala. Bak adam da takmış peşime. Ben bu duruma mahkum edildim. Sen rahat rahat mutluluğunu yaşa diye Nihalim'e. Hiçbir şey olmamış gibi bir yuva kur diye sürüyorum zincirlerimi. İhter ne olur yapma. Ne yapmayayım söyle. Sen günahlarından arın diye daha nasıl batayım çamura söyle. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin benim için. Öyle mi? Bu kadar rahatsın yani. Yarın ne olacak? Hiç endişelenmiyor musun? Duruşma sonunda her şey senin için de çok farklı olabilir. Hilmi Önal iddialarını kanıtlarsa da bu kadar rahat olabilecek misin? Ben her şeyi göze aldım. Sen ne yapacağını düşündün mü? Aptal. Her şey çok farklı olabilirdi. Aptal. Ağlayarak kapalı telefona her şey çok farklı olabilirdi. Aptal diyor. Bu da çok bilinen bir replikti. Bugünkü falınız bir dizi podcast'i gösteriyor. Biz buralardayız. Bizi Bir Dizi Podcast adıyla Instagram, YouTube, Spotify, Google Podcast ve iTunes'ta bulabilir, beğenebilir, yıldız verebilirsiniz. Ayrıca bize e-mail atmak isterseniz adresimiz bidizipodcast@gmail.com. Ağlarken ağlarken Bihter, ablası Peker ve Nihat güzel bir akşamüstü geçirmişler. Sinemaya gitmişler. Sinema ne kadar, sinema neydi ya? Sinema böyle bir şey, yiyecek bir şey miydi? Sinema bir ülkenin ne... kendi kendini yönetmesine sinema denir Ebru. Öyle miydi Ceren <laughs> neydi? Sinema böyle bir şey vardı galiba böyle karanlık bir yere giriyordun. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Bunu belki sana özel de anlatmış olabilirim ama e, herkesle paylaşmak istiyorum. Hı. Ocak ayında ben İstanbul'dayken aslında annemle çok yaptığımız bir şey değil. Annem film izlemeyi televizyonda çok seviyor. Ben çok böyle evde film izleme şeyi değilim. Birazcık sıkılıyorum evde film izlerken. Hı. Ama başkalarıyla izliyorsam daha rahat izliyorum. Sinemaya gitmeyi de aslında Hı. biraz o yüzden Hı. seviyorum. Neyse annemle de böyle bir film izledik. Ondan sonra işte televizyonda daha büyük ekranla laptopa bağladım falan. Işıkları kapattık. Benim için bu şey ekstrem bir. Aa süper durum. Ondan sonra film bitti. Ben kalktım, ışığı açtım. O ışığı açma anı tam şey gibi oldu yani. Hani sinemada film biter ve ışıklar açılır ya. <laughs> tam onun gibi oldu böyle şey dedim anneme. Anne yerdeki mısır patlaklarını <laughs> görüyor musun? Bak insan hep <laughs> dökmüş falan böyle. Böyle bir an şey oldum. Sinema ya. Sinema vardı ve sinemaya gitmek istiyorum. Çok seviyorum. Ben de şimdi sen bile <laughs> anlatırken benim burnuma mısır popcorn kokusu geldi yani. Tereyağlı değil mi? Evet. Ah, ah. Bu arada ilk şekerli popcorn'a da galiba sen ne yemiştin ben? O deonda. Üniversite yıllarında yemiş idik. Ah be işte İşte onlardan ufak bir tat almışlar Peyker ve Nihat'ta. Güzel bir zaman geçirmişler ama tatları hemen kaçıyor. Çünkü Hilmona Hilmona Ne Tüm gudubetliğiyle salonda oturuyor. Öyle bir şey diyor. Sevgili eşime öz... Bir şey diyor. Şey Hilmon... diyor ya sanırım. Not almamışım ama biraz canım sıkkındı geleyim de Cem'le oynayayım birazcık içim açılsın dedim diyor. Hı, -hı. ve Nihat yurt dışına taşınma kararlarını paylaşıyorlar. Aynur çok iyi yaparsınız diyor ama Hilmi pek hoşlanmıyor bu Hilme şeyden. Hilmi kestirip atıyor bile hatta. Ama Hilmi'nin şöyle bir komikliği oluyor. Nazlanıyor diyor Aynur Hanım diyor. E bir, bir zahmet nazlansın yani Hilmi. Kadının boğazını sıkıyordun. Böyle uzaktan da flörtleşmek çok hoş oluyormuş değil <laughs> mi? Öpücük atıyor Aynur'a. <laughs> Al manyak. Sonra Sonra arabaya doğru yürüyorlar. Hilmi'nin arabasına doğru yürüyorlar Nihat'la. Nihat Hilmi ön alı geçirmeye iniyor aşağı. Herkes elinde bir şey olduğunu düşünüyor diyor baba diyor Nihat. <laughs> Hilmi gayet cool bir şekilde diyor ki yarın elimizde hiçbir şey olmadığını öğrenince herkes biteceğim. <laughs> adama bir inandım yani e, herhalde adamın elinde bir şey var dedim yani çünkü ya yani şu an tamamen Serhan'ın deyimiyle dedikodu zeminine oturmuş bir dava var <gülüyor> yani <laughs> hiçbir kanıt yok ama Hilmi Önal elimde bir şey yok biteceğim deyince <laughs> böyle bir kedi bir güldüm yani <laughs> kendine gel Hilmi Önal neyse zaten ertesi gün oluyor bitar değil aslında şeyle açılıyor sahne Firdevs. Firdevs de açılıyor Firdevs bir uyanıyor evde kimse yok Bihter de mi gitti diye soruyor Sema Hanım'a. Sema Hanım evet diyor. Hemen diyor oradan telefonu ver. Arıyor telefonu ama Bihter telefonu açmıyor. Bihter telefonu açmıyor. Arabada da şey diye bir konuşma oluyor. Aslında Bihter ve Nihal siz niye geldiniz ki? Çünkü o sırada arabada Adnan var, Behlül var, hmm. Nihal var, Bihter var. Böyle evin beyleri şey diyor yani Bihter ve Nihal'in gelmesine gerek yoktu. Bihter de diyor ki Nihal'i bilmem ama ben korkmadığımı, saklayacak bir şeyim olmadığını göstermem lazım. Ee, onun için geldim. Nihal de böyle yapışıyor beynine ne diyor ki biz de onun için biz de onu göstereceğiz. Ben de onun için geldim diyor. Hatta elini zoom yapılıyor evet. Nihal'in yani. Onu biz de görüyoruz. Dikkat çekiliyor o sahneye. Sonra herkes adliyeye varıyor. Şov başlıyor. Show başlıyor. Sen de böyle alsınlar. Evet. Showdown Hilmi versus Adnan. Evet. <laughs> Adliye sarayının bu kadar boş olmasına şaşırdım. Bu bir. Nerede etrafta koşuşan avukatlar? Nerede davalılar, davacılar? Bomboş bir adliye sarayı. Hiç bana gerçekçi gelmedi. Abicim herkes orada ya. Sayıt bile orada Sayıt. Sayit böyle de götürüyorlar bir yerde. Geçit geçit töreni gibi ziyafetlerin önünden <laughs> geçiyor zaten. <laughs> Sayit oradan yürütüyorlar falan. Aa Arsen de gelmiş. Hilmi Önal zaten erken gelmiş avukatlarıyla beklerken birden içeri slow motion. Saçları uçuşa uçuşa. Kızın saçları uçuşa uçuşa Katya geliyor. <laughs> Herkes şok. Katya ile birlikte tabii Nihat da giriyor içeri. Nihat'a da böyle söyleniyorlar. Nihat Adam Bey'e yanına kadar geliyor ve konuşuyorlar hatta Adam Bey'le. Demek burada karşılaşacakmışız. Pü falan yapıyorlar neredeyse seni yani. hataya. <laughs> evet kesinlikle. Yerini nihayet buldun yazıklar olsun falan. Behlül hatta girişmeye çalışıyor. Aa, Nihat'a? Evet. Yani i̇şte adaletin... Tecelli etmesini bekle. <laughs> adaletin tecelli edeceği yerdesin. Behlül'cüm bir sakin yani. Seni orada bileğine şey takıp götürseler ne diyeceksin? Evet. Ben dövmüyordum aslında mı diyeceksin? Adalet sarayındasın ya. Ama Arsen Adana laf anlatmaya başlıyor. Diyor ki bak diyor. Demek ki güvendikleri. kat yaymış, bence vazgeçelim diyor. Bihtar diyor ki hayır diyor. Vazgeçmeyelim. Aa, ne olursa olsun falan. Bihtar orada tabii şey. Bihtar da bence orada üç buçuk da güçlü durmaya çalışıyor. Evet. Arsen diyor ki Bihtar diyor. Neden anlamıyorsun? Bak duygusal davranma. Bu işi bitirelim. Ve böyle bir gerilimli bir sahnede bırakıyoruz birden bir şampanya patlaması. Yani onun sonucunu biz görmeden şampanya patlıyor ve biz böyle oha bir dakika sahne geçti falan ama çok güzel olmuş. Hilmi Önal'lar bir kutlama yapıyorlar. Her iki tarafta durum değerlendirmesi yapıyor. Hilmi Önal'lar kutlama yapıyor çünkü Arsen'in bu önerisi üzerine Adnan Ziyagil davadan vazgeçmiş. Gazetelere daha fazla ver malzeme vermeyelim işte bu olay daha büyümeden bitirelim vesaire demişler Adnan ee, Arsen demek ki Adnan'ın aklına yattı bu Hilmi Önallar kutlarken Hilmi Önal var, Nihat var, Katya var, avukatları var, avukatları Hilmi var, iki avukatı var. Hı hı. Ee, şampanyayla kutlarken Ziya de bahçede oturmuşlar bahçe inanılmaz güzel göründü gözüme inanılmaz Kesinlikle. böyle masaya atıştırmalıklar servis ediliyor. Yani o an orada olmak istedim gerçekten. Pırıl pırıl bir bahçe gerçekten. Pırıl pırıl bir hava pırıl pırıl bir bahçe ama pırıl pırıl insanlar değil. Hatta Hilmi artık adını arıyor ya tamam artık uğraşma be evet Hilmi sen de. Evet ya. Aman. Adnan da açıyor. Adnan da açıyor, konuşuyor. Çok doğru yaptınız diyor Hilmi. Sonuçta akrabayız falan evet. diyor, böyle laf sokmaya çalışıyor. Teşekkür etmek ama için aradım diyor. Ama Hilmi'nin de canı sıkılacak birazdan. Çünkü yani garip bir şekilde Peyker giriyor odaya. <laughs> Peyker Hilmi Bey'in odasına giriyor. Ve Katya burada. Ha ne oluyor? Orada mı buluşacaktınız Peyker? ya Peyker'in orada olmasının evet. sebebini sorguladım. Ben de sorguladım. Neler oluyor? Ama belki Nihat'la konuştuysa o da babamın yanındayım vesaire. Ha, ya da davadan ha. sonra. Doğru. Peyker Nihat'ı Katya'yla basınca o da diyor ki neler oluyor hemen bana anlat. Bana yalan söyledin bu işte ilgim yok dedin. Eğer kardeşime bir zarar verirsen bu evlilik biter. Beni çocuklarını bir daha zor görürsün. Abi Peyker kardeşime bir zarar vermeyi düşünüyorsanız ya... Ne kadar tatlış bir insansın evet, ya. Hala koruyor yani Bihter'i aslında. Bir de şey demesine rağmen artık uğraşmayacağım <laughs> diyordu ya. Evet Peyker, yani Evet. Artık ama uğraş... aslında buna yine paralel zamanlarda galiba bundan bir sahne önce falan Bihter sanıyorum Adnan'a söylüyor. Hmm, Tabii ki ya. Bihter, de bunlardan haberi var. O da bu işin içinde. Yani aslında Bihter, Peyker'in ona karşı oyun oynadığını düşünüyor. Şu sahnede ama bahsediyorsun. Adnan Bey, Hilmi Bey'le olan bu gergin konuşmasını yaptıktan sonra Bihter hemen Adnan'ın yanına gidiyor ve odaya çıkıyorlar. Yatak odalarına çıkıyorlar. Adnan bir şekilde diyor ki siz neden Peyker'le tartıştınız? Ve Bihter anlatıyor Nihat'ın kovulma olayı için beni suçluyor evet. falan. Evet yani orada bir Peyker'i Peyker, i, Peyker i destekleme modu yok Bihter'de. Evet. Peyker'in aksine. Nihal de aslında babasının bu davadan vazgeçmesi çünkü konuşmalarında belli ediyor birazcık vazgeçmesinden dolayı pişman olduğunu. Öfkeliyim diyor. Evet. Neden boyun eğdiğim için öfkeliyim evet. diyor. Nihal de bu yüzden biraz kendini suçluyor. Diyor ki benim yüzümden vazgeçti. Düğün öncesi huzurlu, huzursuzluk çıkmasın diye. Behlül de diyor ki kimsenin kimseye teslim olduğu yok. Daha sakin bir ortamda hakkından geleceğiz. Hmm. Bihter de Adnan'ı sakinleştiriyor. İttirmek için böyle yine bir yakınlaşma oluyor aralarında. Seni seviyorum diyor, öpüşüyorlar. Ve bu sefer günlerin geçtiğini biz anlıyoruz zannediyorum ki. Çünkü böyle uzlaşma haberleri gazetelerde. Uh -huh. Adnan Bey de gazetesini almış, sinirli bir şekilde e, ahşapını oyuyor. Behlül de o sırada aynı sabah, sabah koşusuna çıkmış. Bütün bunlar olurken bahçede ve koruda ve atölyede Nihal, Matmazele Düğün Defteri siparişi diyor. Evet. Nihal'in tek Ve, işi düğün hazırlıkları. Diyor ki, bugün diyor düğün videosu çekilecek diyor, firma gelecek diyor. Siz de olmanızı sizin de olmanızı istiyorum. Gelin katılın diyor. O konuşurken Firdevs giriyor içeri. Firdevs'in tavırlarına bir değişiklik ol, oluyor bence, değil mi? Evet. Yani Firdevs halbuki... ayırmaya çalışan o kadından birden böyle Nihal'le kanka olmaya çalışan ya da acaba böyle Dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın ha, mı? Belki. Bilmiyorum. Belki şey diyecek. Ay diyecek yani bunları Behlül mi seçti? <laughs> evet. Pek de zevkliymiş falan deyip. Aynen. Çünkü Firdevs aslında böyle bir aralarını düzeltmeye yönelik bir girişimde bulunuyor. Halde şimdi işim var müsaadenizle deyip yani böyle hani aramızda bir şey yok ama falan gibi ha, böyle. Evet. O ayrılırken Adnan Bey bu sefer mutfağa inmiş e, atölyeden mutfağa gelmiş. Üzülüyor çünkü mutfak bomboş. Oturuyor bir sandalyeye. Arkadan Sema Hanım geliyor. E, ve diyor ki gel Sema Hanım falan. Abi oradaki <laughs> işte. Bazen böyle saçma sapan söylediğim şeylere <laughs> Hep vermeden <laughs> devam edin. <edelim. gülüyor> Beni böyle kabul ettiğin için Ya orada ne muhabbet oluyor? Ol. Ben anlamadım ona Sema. Ay Sema gelince birden diyor ki Adnan. Ah. Bu sessizlik bana hüzün veriyor kısa zaman içinde ne kadar çok şey değişti değil mi? Ama Sema anlamıyor ha. zaten. Sema geleli zaten kısa zaman oldu yani hani. Evet. Sema'nın böyle ha diye bakıyor. Ben sizi yalnız Aa, tamam. bırakayım diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne hangi eve düştüm belli değil diyor Sema. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim ben Cemil hani Sema'nın yerinde olsam öyle düşünürüm gerçekten biliyor musun? Bu evde herkes deli derim. Kardeşim çünkü doğru bir tespit yapmış olursun. <laughs> Abi yani evinden korusuna kadar deliler korusu. Şimdi deliler korusu da Behlül'de meğersem bu deli evde deli koruda koşarken Bihter'le karşılaşıyor. Haftalardır savunduğum bir şeye dikkat çekmek istiyorum Ebru. Nedir? Pamuklu kapşonluyla koşulmaz. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Bak çok güzel. Çok güzel bir sahne. Return of the kapşon. <laughs> çok güzel bir sahne. Niye? Çünkü Bihter... Koşuyor, koruda koşuyor. Behlül de koşuyor. Bihter'in üstünde ne var? Sen söyle hatırlıyor musun? İnce, ince askılı bir atlet var. Çok güzel. Ve terlemiş mi? Ya yani biraz yüzünü su çarpmışlar belli. Evet. Ama o ter değil, sudur o su. Peki Behlül'ün üstünde ne var? Behlül üstünde ne var? ben hatırlamıyorum. Behlül'ün üstünde bir tişört var. pamuklu, en pamuklusundan bir tişört. <laughs> Sonra en yani pamuklu iyidir teri çeker ama o ter kurumaz kalır <laughs> orada sonra en pamuklusundan bir kapşonlu var uzun kollu ve önünü çekmiş bu ne perhiz bir net lahana turşusu Allah Allah acaba şimdi sen konuşurken hiç de dikkat etmedim acaba Kıvan Şatlıtu böyle body image ile ilgili bir sıkıntısı mı vardı o zamanlar hani koşarken göbeğim zıplıyor Hani biz onu her haliyle severiz ya de. Şuradan acaba göğsünden ile üstünü çekselerdi. Yani <laughs> giydirselerdi bir <laughs> Nike, Decathlon bir şey yani ila pahalı. En pahalısını da giyebilir bu arada Behlül Haznedar. Evet. Bir şey giydirselerdi bir koşu üstü markalı markasız göğsünden üstünü çekselerdi. Ama o da komik olmaz mıydı? Ya şey izledim ve Didem bana çok soruyordu. Özcan Deniz'in yeni dizisi çıkmış. Birinci bölümünde bir sahne var. At biniyor. Sevgilisiyle at biniyor Özcan Deniz. Ama at binmiyor yani. Çünkü seni söylediği gibi sadece yani işte göğüsler üstünü çekmişler. <laughs> evet yani hani onu gibi bir sahne de olabilir de yani. Göz <laughs> Hayır canım <laughs> yine koşsun eğilimi. da göbeğini göstermesinler. Ayaklarını göstersinler falan. <laughs> Nihal'in yani piyano çalması gibi. Sadece eller görünüyor. <laughs> bu kavgamı, bu davamı sonuna kadar <laughs> sürdüreceğim. Behlül, Bihtar'la karşılaşıyor. Hop nereye kaçıyorsun falan diyor. Yani. Behlül çünkü onu görmezden gelmeye çalışıyor ama Bihtar sesleniyor. Diyor ki, Bihtar dava düşünce çok rahatlamışsındır. Benim kaybedecek Hı. bir şeyim zaten kalmadı. Ben bir tek seni kaybettim. Sonra diyor ki birden, sen de beni özlediğini itiraf et. Beni sevdiğini, evet. bana deli olduğunu itiraf edemiyorsun. Bari bunu söyle. Bir tek kelime. Özledim. Bu arada Behlül şey, hayır Bihter dur Bihter. Yap, Yapma yalvarırım evet. diyor. Ondan sonra ama bir tek kelime. Özledim deyince çılgınlar gibi birbirlerinin dudaklarına yapışıyorlar. Terli terli öpüşüyorlar. O terler birbirine Orada geçiyor. Orada feromon Öf. mu? Bir hormon var ya o şey evet. geliyor olabilir. Cazip cazip geliyor olabilir. Ben de seni çok özledim diye böyle bir öpüşüyorlar ama yer yerlerde falan dönüyorlar evet. Artık bırak ya demek istiyorum ama tabii ki yani ben kimim ki bunu diyebilirim. Ama ben Behlül'ün gerçekten Bihter'i tamamen kafasında bitirdiğini düşünmüştüm. Şaşırdım Öyle bir yani. Ya. Sen hiç o kadınlara benzemiyorsun deyip duruyordu. Evet yani. ve Bihter'e Bihter e yani çok amiyane tabirle köpek çekiyordu. Ama günümüze geldiğimizde Koru'da bu harareti durduran Bihter oluyor. Diyor ki burada değil burada olmaz diyor. Beni istiyorsun ben de seni. Bunun için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Nihal'i yani bırak. Evet Nihal'i bıraktı ya fısıldıyor sonra böyle hani böyle büyü yapmış şey gibi e, sihirbaz evet. gibi onu böyle o etkisinden şey yapıyor kendini çıkartıyor orada ve koşmaya devam ediyor. O kadar tatlı koşuyor ki Beren sana. Ay saat. çocuk gibi koşuyor gibi geldi bana. Ay evet o kollar sallanıyor <laughs> bacaklar sallanıyor tatlı tatlı gidiyor Bihter ama Behlül hala Bihter'in etkisinden kurtulmuş değil. Çık içimden Bihter çık. Diye o kapşonlu e, montulu o sırada çıkarmaya karar veriyor. Ve yere çalıyor sanki. <laughs> Ve Öyle evet, mi yapıyor? Ve çalılara vuruyor. Çalılara vurması Bihter. bir işe yaramamış ama Ebru. Bir işe yaramamış çünkü zaten her yerleri toprak, taş, toz olmuş. Nerede kaldın Bihter? Muhabbeti yapılıyor. Bihter biraz geç geliyor kahvaltı odasına. Hatta Adnan Bey hala aptal aptal espriler yapıyor. Araba ekibi yollatacaktım neredeyse. Ah, şakacı ah, mısın ah, Adnan? Belli ki şakacı. <laughs> Zaten yediği halttan sonra bir de araba ekibi yollatacaktım. Yollasaydın Adnan. Evet. de çok mutlu olurdu eminim. Takip eden adam burada takip etmemiş mi Bihter'i? <laughs> evet. Behlül de biraz sonra geliyor. Ve saçından geliyor. bir parça yere düşmüş kuru yaprak temizliyor Adnan. Bihter'in saçından. Ve Biter masaya oturduktan biraz sonra da Behlül geliyor. O da hiç duşa muşa falan girmiyor. Halbuki biz biliyoruz Behlül bir duş sevdalısıdır. <laughs> Bihtar bir duş sevdalısıdır. <laughs> Ama nedense o kahvaltı masasını o gün terli terli. Behlül çünkü daha yeni çıkmış aslında. Behlül o kadar şey olmamış. Hal diyor ki ah daha yeni çıktın çıkmıştın diyor. O da diyor ki dizime bir ağrı girdi. O yüzden ben de hani geri geldim. Oturuyor sofraya. Ama sofraya oturmasıyla o çalılara vurarak temizlediği Meşhur kapşonludan. <laughs> Meşhur derken gözler devriliyor sevgili dinleyiciler. Siz göremediniz o. <laughs> Çıkmayacak Gözlerim. bir leke. Burada. Omzunda. Leke. Toprak ve işlediği günahın lekesi. Beşir gibi mi söyleyeceksin diye düşündüm. Hani Beşir de diyordu ya. Bihter'le Behlül geceyi atölyede geçirdikten sonra kıyafetleri toparlarken... Nesrin yani odasından. Beşir de yanındaydı. Ee, şey diyordu ya Beşir. Kıyafeti görünce böyle işte toprak lekesi. Bu leke çıkmaz diyordu ya Beşir. Beyaz ama ne olacak Atölye ya. Atölyede değil Sera'da geçirdikleri gün. Sera'da işte Sera'da. Ay ne olacak ya toprak lekesi çıkar <laughs> diyor. Çamur lekesi diyor. Çakır, çıkar Çıkmaz. <laughs> Bu tozdur, korudur, bilmem ne muhabbetlerinden. Aa diyor, sen de mi korudaydın? Biz nasıl karşılaşmadık? Hayret, hayret falan derken. Firdevs yer mi? Firdevs yemez ama bence bu sefer Nihalde de böyle bir oha. Evet. Ne oluyor ya? Sahne ve bölüm Nihalde kapanıyor. Ee, ben beğendim. Tebrikler. Son 5. İyi iyi gidiyorsun aşkım Emino. Hadi bakalım canlı yayın devam ediyor mu acaba ben ya? Ben dün Aşk gördüm YouTube kanalında. Dün gördün mü? Evet. Acaba kaçıncı bölüme geldiler? Veya <laughs> kaçıncı ee, turdalar? Aslına baktım da <laughs> hatırlamadım ya şimdi. Ama evet. ama 4 Mart'tan beri canlı yayın devam ediyor. Streaming since wow. 4 Mart diyor. Bakalım seyirciler hangi bölümdelermiş. Biz eğer o bölümü çektiysek bir bölümü ne dinlersiniz? Bakalım biz neler demişiz yani. Kaç bölümdür konuşuyoruz. Sizlere de teşekkürler. Bizi kaç bölümdür dinliyorsunuz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.